Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampının 10. haftasının 3. videosundayız. Paraya kenarda alan konusuna başlayacağız. Sayfa numarası 131, 132 ve 133 ve 134'ten de bir soru yani alanda 4. özelliğe kadar geleceğiz. Alanın tamamını işlemek isterdim ama toplamda 6 sayfa benim için sıkıntı sizin için de büyük sıkıntı olur. O yüzden iki parçaya böldüm. Bundan sonraki videoda da alanın ikincisini işleyeceğiz. Hadi şimdi alanın ilk kısmıyla dersimize başlayalım. Paralel kenarda alan nedir? Üçgende neydi? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 idi. Yamukta da alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Ne zamandı? Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa. Paralel kenarda da aynısı. Tabanımız A yüksekliğimizde A tabanına ait yükseklik aşağıysa alan A çarpı A tabanına ait yüksekliktir. Bu kadar. Peki aynı zamanda B tabanına ait yükseklik HB ise B çarpı HB şeklinde de bulunabilir arkadaşlar. Ki zaten şöyle yapacak olursanız a çarpı aşağı bölü 2 burası. Aynı şekilde burası da ya. Burası da aşağı oluyor. A çarpı aşağı bölü 2. Şu ikisinin toplamı a çarpı aşağı yapıyor. İspat da zaten çok kolay. Taban çarpı tabana ait yükseklik. Ne zaman? Şekilde 90 derece ya da özel açı olduğunda bu şekilde yapıyoruz. Diğer türlü oranlamalar mı? Oranlamalar olduğunda üçgende alan dağıtmayı biliyoruz değil mi? İşte üçgende alan dağıtmayı buraya da uyarlayacağız arkadaşlar. Biraz sonra onunla alakalı sorular gelir zaten. Şimdi örneklere başlayalım. Şimdi ABC'de paraya kenar demiş. DH 8 vermiş. Buraya 6 vermiş. Ve Ali Bey uzunluğunu 9 vermiş. Bak şimdi. Burası 9 iken burası 9. X iken burası da X deyip şu üçgenlerde benzerlik yapabilirsiniz. Hani burası Alfa alfayken burası da alfa ya. Şurası da beta burası da beta deyip üçgen benzerliğinden gidebilirsiniz. Ama burada şöyle de yapabiliriz. Hocam tabana ait yükseklik var. Taban ve tabana ait yükseklik olduğunda aklımıza alan gelmez mi? Alan 9 çarpı 8'e eşittir. Aynı zamanda alan x tabanına ait yükseklik 6 diye mi? Evet. x çarpı 6 da eşittir. Her ikisi de bu paraya kenarının alanına eşit oldu. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit. Yani buradan da kaç geliyor? 72 bölü 6'dan x de böylelikle 12 olarak buluruz. Yani örnek 25 12 çıktı. Geldik örnek 26'ya. Öncelikle açı var. Bir de 90 var. Bak z'ye dikkat. Z'den dolayı aha da burası da 90. Hocam nokta nokta açısı Z'den dolayı burası da nokta yaptım, yaptı mı yaptı. ikizkenar kenar çıktı 6 ise 6. Hatta burası da 6. Aa güzel bir şey çıktı. Pisagor bağıntısından şurayı buluruz. Ya da 90'ın karşısı 6 iken hangi açının karşısı 3'tür? 30'un hocam yani burası da 60 yapar. 30'un karşısı karşı 3 ise 60'ın karşısı da 3 olur. E bizden ne isteniyor? Alan. Alan neydi? Taban çarpı tabana ait yükseklikte. Taban şurası hocam. Bu tabana ait yükseklik oldu çünkü burası. Bu taban uzunluğu var mı? Var. Yukarısı 9, aşağısı da 9. Tanım gereği karşılıklı kenarlar birbirine eşit. E o zaman alanda çıktı. 9 tabanına ait yükseklik 3 kök 3 çıktı. Dolayısıyla cevabımız 27 kök 3 oldu. Evet örnek 26'yı 27 kök 3 bulduk. Geldik örnek 27'ye. Şimdi burada A açıortaylar ortaylar. Hocam dik ve orta taban. Bir işimize yaradı mı? Yaramadı. Her zaman yarayacak diye bir şey yok. Ama bak senden bir soru isteniyor. Bu sorunun mantığını yakalamak zorundasın. Alan deniliyor. A, ben alanda bir mantık oluşturdum size. Ne dedim? Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa üçgenin alanı neydi? Pardon paraya kenarın alanı neydi? Taban çarpı tabana ait yükseklikte. Hocam 12, 12 tabanımız 12. 12 tabana ait yüksekliği bulmaya çalışacağım. Yani şu yüksekliği bulmaya çalışacağım. Bu yükseklik burada da olur, burada da olur. Şu dışarıdan da çizileri böyle fark etmez. O yüksekliği bulmaya çalışacağım. Adam bana ne vermiş? Adam bana şu 4'ü vermiş. Açı ortayda kullanmalıyım. E hocam açı ortayda kollara çizilen dikmeler neydi? Birbirine eşitti. Hop şöyle. Açı ortayda şöyle bir dik çizsem. O zaman ne oldu şurası? 90 derece mi oldu? Evet. E aynı mantıkta şurada da açı ortayda kollara çizilen dikmeler eşit. E o zaman burada da bir 90 derece. O zaman bu kollara çizilen dikmeler eşitlikten dolayı. Burası 4 ise burası da nedir? 4. Aynı şekilde burası da 4. Toplamda kaç yaptı yüksekliğimiz? 8 yaptı. E o zaman tabana ait yükseklik 8 yaptı. 12 çarpı 8 direkt 96 mı yapar? Evet. Örnek 27. 96 çıktı arkadaşlar. Taban çarpı tabana ait yükseklik. Geldik bir sonraki kısma. Arkadaşlar ABCD paralel kenar kollar ve arasındaki açı verildiği zaman direkt A çarpı B çarpı sinüs alfadan sonuca ulaşabilirsiniz. Ama sinüs alan formülünde paralel kenarda da karşıyım. Çünkü niye? Kardeşim özel bir açıysa eğer burası sinüsü bilinir. Yani tutup da 20 derece yazıp da sinüs 20 değerini falan sormazlar. Ki 20 derecede verseler sinüs değerini biliyorsak zaten alanı çıkar. Yani burada e, büyük ihtimalle özel bir açıdır. Bu özel açının mantığını kullandığınız zaman da alana rahat bir şekilde ulaşırsınız. Yani burada özel açı gördüğünüz zaman da böyle sinüs formülü falan filan dalmayın bence. Tabana ait yükseklikten yaparsınız. Ama bunu bilmek lazım. Dörtgenlerde de söylemiştik. Köşegenler arasındaki açı alfaysa bir köşegen e diğer köşegen f ise e çarpı f çarpı sinüs alfa bölü 2 neye eşit oluyordu arkadaşlar? Alana eşit oluyordu dörtgenlerde. Evet bu da bir dörtgen sonuçta yine arasındaki açı alfayken köşegenler çarpı sinüs alfa bölü 2. Bunu bilmelisin. Ama yukarıdakini bilmek zorunda değilsin. Tamam. Köşegenler belliyse köşegenler çarpı sinüs alfa bölü 2 tüm dörtgenlerde geçerli. Bu şekilde de bildiğin klasik yoldan tabana ait yükseklikten sonucu ulaşırsın. Mesela örnek 28. 150 ise burada kaç kaç derece? 30 derece hocam. E ne yapacağız? Tabanına ait yükseklik bul bulacağız hocam. Aha da buradan bir yükseklik çizersen olay bitti. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. Bak 8 tabanına ait yükseklik 3 oldu. E o zaman alan da 8 çarpı 3'ten 24'e eşit oldu. Bu kadar basit. Sinüse gerek var mı? Bir de sinüsle uğraşacaksın burada. Hiç gerek yok kardeşim. Geldik örnek 29'a. Bak burada kaçıyı 20 derece vermiş. Burada kaçıyı 40 derece vermiş. E bu 20 derece ise şöyle Z'den dolayı burası da 20 değil midir? Evet. Şöyle Z'den dolayı. E hocam şöyle bir M kuralı var. Oradan dolayı da burayı da 60 diyebilirdik aslında. Ama bu 60'ı şöyle de bulabildik. İki iç açı toplamı bir dış açı değil mi? Evet şurada kaç 60 derece. Şimdi 4 verilmiş burası. Paraya kenarda köşegenler birbirini ortalıyordu. Burası da 4 olur. 10 10'sa burası da 10 mu olur? Evet. Aslında burada da bir yükseklik çizip alanı bulabilirsiniz aslında ama sinüs alan formülüne de dalabilirsiniz burada. Ama bence burada da yine sinüs alan formülüne dalmanıza gerek yok. Niye? E buradaki alanı buluruz arkadaşlar. Yani burada ben sinüsle yazmayacağım arkadaşlar. Birinci yol sinüs diyebilirsiniz. Direkt 20 çarpı 8 çarpı sinüs 60 bölü 2'den sonuca ulaşabilirsiniz. Ama ben sinüssüz yapacağım yine. Ne yapacağım burada? Hocam 60'a ait bir 90 derece çizsem. 90'ın karşısı 10'sa 30'un karşısı 5'tir Burası da 5 kökü müdür Evet hocam şurası 5 oldu Burası 4 e, çizilen yükseklik demek ki dışarı düşüyor arkadaşlar sadece fark etmez Önemli olan yükseklik burada şu üçgenin alanı belli mi belli bu üçgenin alanı nedir arkadaşlar 4 çarpı 5 kök 3 bölü 2 4 çarpı 5 kök 3 bölü 2 de 10 kök 3 mü yaptı Aynen öyle E o zaman burada kalan 10 köküse artık alan dağıtabiliriz 4'te kalan 10 köküse 4'te kalan 10 köküştür 10'da kalan 10 köküü 10'da kalan 10 köküştür e, sonra 4'te kalan 4 kök 10 kök burası da 10 kök deyip toplam alanında kaç buluruz? 40 kök olarak buluruz topladığımız zaman arkadaşlar. Bak gerek var mı? Formüle formüle. Ya, gerek yok ama yine köşegenler arasında kaçı belliyse köşegenler çarpı sinüs alfa 2'den yaparsınız ama böyle 60'ı da bulabilirsiniz ama üçgen bilgisini de kullanacaksınız tabii ki. 60'ı bu şekilde kullanabiliriz. Evet geldik şimdi paralel kenarda alan özelliklerine. Arkadaşlar Parayel kenarda burada alan dağıtma, üçgende alan dağıtmayı biliyorsan parayel kenarda da alanı rahat bir şekilde dağıtırsın. Peki nereden geliyor? Tüm alanesi olsun demiş burada ilk önce. Bir de bir, ben şunu da okuyayım da dur bakayım. Parayel kenar içinde bölünmüş şekillerin alanı ve alan oranları benzerlik yardımıyla da bulunabiliyor bu arada. Benzerlik oranı karesi alanlar oranına eşit şeklinde de bulunabiliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi Tüm alanı ise Bunlar S bölü 4, S bölü 4 diye 4 eşit parçaya ayrılır köşegenler olduğunda. Mesela yukarıdaki buraya 10 köküç bulduk ya. Direkt cevabı 10 köküç, 10 köküç, 10 köküç, 10 köküç alanların eşit olması da yazabilirdik. Ben biraz ispatıyla gittim şu burada soruda. Aa, şimdi bunu öğrendikten sonra artık 10 köküç bulduktan sonra 40 köküç çıkar da diyebiliriz. Şimdi burada ne olacak? Köşegenler ispatını yapayım. Birbirini ortalıyordu. Şunlar eşit, şunlar eşit. E hocam şurada kalan A dersem Çizdiği kalan A ise çizdiği kalan A mıdır? Evet. Çift çizdik alan A ise çift çizdik alan yine A'dır. Hocam çizdik alan A ise çizdik alan yine A'dır. A tüm alan 4 A iken bir tanesi A yaptı. A dediğimizde 4'te biri olmuş oldu. Yani tüm alan S ise burası S bölü 4'tür. Doğru mu? Doğru. Köşegenler 4 eşit parçaya ayırıyor. Evet bazı temel yapılar vardır arkadaşlar alanda. İşte her zaman ispatıyla yapmaya gerek yok. Bu temel yapıların arasındadır. Bilmenizi tavsiye ediyorum. Bilmeseniz de kendiniz sonuca ulaşırsınız ama bilin. Çünkü bize pratiklik sağlayacak, paraya kenarda özellikle böyle alanla ilgili soru çeşitlemeleri gerçekten çok fazla. Bu temel yapıyı bilin. Bunu bildikten sonra zaten bu da otomatikman biliniyor. Hocam köşegenler 4 eş parçaya ayırıyordu. Bak dikkat et. Şurası da 2A oldu, burası da 2A. Yani bu alanlar da birbirine eşit oldu. E, o zaman bu alanlar eşitse tüm alanın yarısı. Yani bir köşegen çizildiğinde alanı 2 eş parçaya bölüyor mu? Bölüyor. Bu da temel yapılardan biri. Bu da temel yapılardan biri olarak bilseniz iyi olur çünkü ÖSYM gerçekten daha öncesinde bununla ilgili gerçekten zor soru sordu arkadaşlar. O yüzden temel yapı olarak bilmesini tavsiye ediyorum. Bu alanda tüm alanın kaçta kaç oluyormuş arkadaşlar? 4'te 1 oluyormuş. Bilmesen de sen zaten üçgen bilginle bunu ulaşabilirsin. Nasıl? Hocam çift çizdeki alan, çift çizdeki alan yani e, çift çizdeki alana A diyecek olursak çift çizdeki alan A'dır. E, köşegen çizildi. Burası 2 ayken diğer tarafta 2A mı olur? Evet o zaman burası da 2A oldu diyebiliriz. Bak tüm alan 4A iken burası A yaptı. Tüm alanın 4'te biri oldu. Ama bunu temel yapı olarak bil. Mesela bunu temel yapı olarak bilmene gerek yok. Sorusu geldiğinde sen kendin ulaşırsın buna. E nasıl? E hocam alan dağıtalım. İşte çizildeki alan A ise şuradan başlayalım. Şurada alan A ise çizildeki alan yine A'dır. Çift çizdeki alan 2A ise hop oh, şunu çizsem çift çizdeki kalan yine 2A'dır. E burası yarısı 4A diğer yarısı da 4A. Tüm alan 8A oldu. E, tüm alan 8 A'yken burası da A oldu. Gerçekten de ama gerçekten 8'de biri oldu mu arkadaşlar oldu. Evet şu 3 temel yapıyı bilmen gerçekten ama gerçekten çok önemli. Şu çok kolay ama ÖSYM bununla ilgili gerçekten çok güzel ve kaliteli sorularda soruyordu. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Özellikle alan dağıtırken böyle üçgenler oluşturmayı çok seviyoruz ama alan dağıtırken böyle bir şeyler sıkıntı olduğu zaman arkadaşlar mesela şöyle bir şey. Bir paralel kenar var. İçine bir daha böyle paraya kenar çizdi böyle. Köşegenle alan dağıtmak çok mantıklı oluyor. Hani şöyle çizersin. Buradaki alan A ise buradaki alan A deyip. Sonra işte atıyorum. Burası 2 A ise atıyorum. E o zaman burası da 2 A olmuş oldu gibi. Alan parselleme de yapabilirsiniz. Orada köşegen çizmekte önemli bir yere sahip oluyor. Öseğime sordu. Gerçekten çok güzel bir şekilde sordu. Hatta bak vardır büyük ihtimalle sorusu da. Ben yine aynı soru üzerinde gideyim. Şimdi şu paralel çizgiliyle, çizgilerle 3 eşit parçaya bölüyorsun alan diyor. E bu alana bu alana bu alana. Sen bunu şimdi böyle çizecek olursan. E hocam şuradaki alanlar birbirine eşit. E 3 eşit parçaya bölünmüşse burası 2A iken burası da 2A burası da 2A olur. A 1'e 2 oran var. O zaman buradaki K 2K şeklinde olur deyip böyle oranlama e, ile ilgili ÖSYM birkaç defa bununla alakalı soru sordu arkadaşlar haberiniz olsun. Evet soruya bakalım. Hocam burada kalan 8 ise tüm alan 4 kere 8 32'dir. Burada kalan soruluyor 24'tür diyebiliriz. Ama bu şekilde her zaman değil de tamam temel yapı olarak bilin ama sen bunu böyle gördüğün zaman ne yaparsın? Alan dağıtırsın. Hocam çift çizdik alan 8 ise hop çift çizdik alan ne dersin? 8 dersin buraya da. E, burası 16 ise burası da 16 olur. Toplamda şu alanlar toplamı isteniyor bizden. Alan D, E, B, C. 8 artı 16'dan cevap 24 çıkar diyebiliriz. Evet cevabı böylelikle 24 bulduk. Geldik örnek 31'e. Örnek 31'de ne demiş? Arkadaşlar paraya kenar demiş ve alan A, C, D, 48 demiş. E alan at. Hocam çift çizdiği kalan çift çizdiği kalan çift çizdiği kalan A iken çift çizdiği kalan yine A'dır. Burası 2 A iken burası da 2 A'dır. Toplam kaç A yaptı? 4 A değil. A, C, vermiş. Yani 3 A'yı vermiş. 3 A'yı 48 vermiş. A da buradan 16 gelir. Zaten bizden ne isteniyor arkadaşlar? 16 isteniyor. Yani cevabımız böylelikle 16 oldu. Bazen takıntılıyım böyle çirkin yazıyor ama çok çirkin yazdığım zaman da şuradaki sayılara böyle düzeltisim geliyor ne dese. Neyse cevap 31. soruda 16 yaptı. Geldik bir sonraki özelliğe. Evet arkadaşlar temel yapıları bilin dedim. Ve temel yapıları bilirken şu şu şuna yıldız attım mı? Attım. Şimdi geldik. Bu da temel yapılardan biri. Şuna 5 yıldız atıyorum arkadaşlar. Niye? Çünkü ya 5 yıldız çok mu önemli? Aslında çok önemli değil de. Yapamadığınız soru genelde bununla alakalı soru olduğu için ben buna 5 yıldız atıyorum arkadaşlar. Evet. 5 yıldız. Gerçekten 5 yıldız arkadaşlar. Şimdi kopyala yapıştır da yapacağım. Arkadaşlar böyle bir şey gördüğünüz zaman şu üçgenin alanı tüm alanın yarısıdır. Hocam şurada oranlamalar olsa önemli değil. Herhangi bir oranlama olsa da olmasa da bu üçgenin alanı yani alan A, E, B neymiş? Alan A, B, C, yarısı. Bu gerçekten önemli. Ya yani 5 yıldız attım ama çok önemli. Tamam önemli. Çok 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 önemli değil. Ama genelde böyle soru kaçırdığınız zaman bunu gözden kaçırıyorsunuz o yüzden. Peki hocam bu niye böyle? İspatlarını yapabiliriz arkadaşlar. Bir alan kaydırma yapabiliriz mesela. Şöyle bir alan kaydırmadan e, sonucuna ulaşabiliriz mesela. Şöyle bir ispat yapsam size. E hocam şuradaki üçgende taban aynı. Şu tepe noktasını alsam şuraya getirsem. Üçgenin böyle oluşur. Şu üçgenin alanı paraya kenar alanının yarısına eşittir. E, önceki bu üçgenin alanına eşitti. Yarısı o hikayesi oradan geliyor arkadaşlar. Birinci ispat o. İkinci ispat da şu. Bu tabana ait yükseklik çizecek olursam A çarpı H bölü 2 üçgenin alanı A çarpı H bölü 2 bölü A çarpı H da parayaykenlerin alanı oranladığınız anda 1 bölü 2 geldi mi? Geldi. Tamam. Bunu öğrendik. E şimdi başka başka ben bununla alakalı ne diyebilirim? Bununla alakalı şunu diyebilirim. Madem bu alan tüm alanın yarısı e o zaman diğerleri de tüm alanın yarısıdır. Yani şurası A alanı burası B alanıysa buradaki alanda ne olmak zorunda arkadaşlar? A artı B. Çünkü bu yarısıysa geri kalan parçalar da yarısı yapar. Hatta şunu şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar, ee, burada bir oranlama olduğu zaman mesela hocam burası 2k atıyorum burası 3k olduğunda burası da 5k oluyor ya. Yamukta da söylemiştik, söylemiştik ters düz üçgenlerde alanlar tabanlarla doğru orantılıdır. 2k'da kalan 2a ise, 3k'da kalan 3a, 5k'da kalan 5a yazabiliriz. Ee, yine bir ispat yöntemlerinden biri olmuş oldu. Bak gerçekten tüm alanın yarısı yapmış oluyor ama. Böyle oranlamalar gördüğünüz zaman ters düz üçgenlerde de bu şekilde alan dağıtımını da yapabilirsiniz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Evet. Alandaki ikinci özelliğimiz bu şekilde. Şimdi geldik şuraya. E tamam. Ne var bunda? Burası 6 burası 7 ise bu tüm alanın yarısı ise, geri kalan parçalar da tüm alanın yarısıdır. Yani direkt burası 6 artı 7'dir. Cevap kaç yapar? 13 yapar. Cevabı 13 buluruz arkadaşlar. Bir sonraki soru. Örnek 33. Alan AED'yi vermiş. A, E, D. Alan A, E, D belliyse arkadaşlar tüm alan bellidir. Çünkü niye? Bu üçgenin alanı kaç verilmiş bize? 8 verilmiş. 8 ise hocam bu kalıp. 4'te biri. Hani temel yapılardan biri. Ya da alan dağıtırsın şöyle. Bak şimdi. Şuradaki alan 8 ya. Hocam çiziliye kalan 8 ise çizgideki kalan 8'dir. E burası 16 ise burası da 16'dır. Tüm alan kaç yapar o zaman? 32 yapar. E adam CF'yi 4 vermiş. CF uzunluğunu şöyle 4 yazalım. Bizden ne isteniyor? DEX. Bak dikkat et x tabanına ait yükseklik var. O zaman üçgen oluştursak bak. Şu üçgen tüm alanın yarısı değil midir? Evet. Tüm alan 32 ya. O zaman mavi alan kaç yapar? 16 yapar. Yani 16 alanı neye eşittir? x çarpı 4 bölü 2'ye eşittir. Buradan da x'i kaç buluruz arkadaşlar? 8 olarak buluruz. Evet cevap böylelikle 8 çıktı. Örnek 33'te. Geldik örnek 34'e. Hmm. Açı ortaylar dik kesişir. Bu diki göstermek zorunda değildi aslında. ama ee, dik olduğunu biz de söyleyebilirdik. Bakalım neler verilmiş. AE uzunluğu 3K, EB'nin uzunluğu 2K olarak verilmiş. Sonra bu 3 verilmiş. 4 verilmiş. Allah Allah. Hadi şuradaki oranlamaları yazalım. Şurası 2K. AE'nin uzunluğu 3K. Hmm. Hmm. 4. Ben bu 4'ü nasıl kullanacağım? Oo, süper bir şekilde Nasıl kullanırım. Nasıl kullanalım biliyor musun? Öncelikle şu açı ortaylık var ya. Arkadaşlar Z'den dolayı burası da nokta açısı yaptı mı? Yaptı. Şimdi burası 5K iken burası da 5K mı? 5K. Ben bu soruyu çok farklı yollarla şimdi çözebilme imkanına sahibim. Nasıl? 1. Hocam şuradan bir yükseklik çizerim. Kelebek çıkar. Kelebekteki oran kaça kaç? 3'e 2. E o zaman 3'e 2'den dolayı burayı bulurum. Taban çarp yükseklik 2'den burada kalanı bulurum. 3K'da kalan bilmem neyse 5K'da kalan bilmem ne deyip olayı bitiririm. 1 bu şekilde alanda atarak. 2. Ya kardeşim ben e, tamam 2K 3K biliyoruz eyvallah. E, ama ben şurada kalanı bulmak istiyorum. E buradaki tabana ait yükseklik çizmek daha daha bir mantıklı. E o zaman burada şöyle bir yükseklik çizecek olursak arkadaşlar. E nokta 90'sa bak buraya alfa alfa diyecek olursam. Z'den dolayı burası da alfa oldu. Burası da alfa. Alfa 90 iken çizgi açısı beta oldu. Alfa 90 iken burası da beta oldu. He. Şu üçgenle şu üçgen ne oldu arkadaşlar? Benzer. Hatta benzerlik oranı 90'ın karşısı 2K iken 90'ın karşısı 5K oldu. Yani 2K'nın 5K'ya oranı eşittir. Alfanın karşısı 3 bölü. Alfanın karşısı h. Zaten benim amacım haşı bulmaktı. Ee, böylelikle haşı ne bulduk arkadaşlar? 15 bölü 2 mi bulduk? Evet. Çünkü 5 ile buraya çarptık. H buraya geldi. Bir de bölü 2 buraya geldi. 15 bölü 2 oldu. H 15 bölü 2 ise eğer alanda neye eşit olacaktır? 4 tabanına ait yükseklik 15 bölü 2. Yani 4 çarpı 15 bölü 2 bölü 2'ye eşit olacaktır. Şu bölü 4 yaptı. Bu da gitti. Cevapta kaç yaptı? 15 yaptı. Bu da ikinci yol. Üçüncü yol nedir arkadaşlar? Üçüncü yolda şuradan bir yükseklik çizip şöyle bir yükseklik çizip tüm alanı bulabiliriz mesela. Şurada bir benzerlik yapabiliriz şöyle. E 90'ın karşısı 4, 2K bilmem ne falan filan. E, alfanın karşısı, alfanın karşısı. Evet burayı K cinsinden yazabilir miyiz? E, sanırım oradan da çıkacak mı? Çıkar mutlaka çıkar arkadaşlar. Farklı farklı yollardan bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben bunu nereden buldum? Üçgen bilgisinden buldum. Bu arada şu açıyı 90 derece vermek zorunda değildi. Açılara daldığınız zaman zaten alfa 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 alfa. 2 alfa iken 2 alfa Burası da 2 beta diyecek olursak 2 alfa artı 2 beta 180 yapıyor. Alfa artı beta 90 çıkıyor. O zaman burası da 90 derece olur deyip ona göre de işlem yapabilirdik arkadaşlar. Neyse. Ben soruyu böyle çözdüm ama soru herhalde bu şekilde kurgulanmamış ama gayet de mantıklı bir şekilde çözdük. E, bu paraya kenardan çıkan bir yöntemi de vardır mutlaka arkadaşlar. Ona göre bakarsınız arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Örnek 34'tü. Bu şekilde bulduk. Geldik. Üçüncü özelliği. Arkadaşlar, şimdi şöyle, şöyle. Bunları ezberlemenizi istemiyorum. Gerçekten ezberlemenizi istemiyorum çünkü siz kendiniz bunları çıkartabilirsiniz. Mesela şöyle, şöyle çizildiği zaman, e bunlar eşit, eşit olduğu zaman e bu üç parçaya ayrıldığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü hani ispatını yapmıştık. Şöyle şunu çizdiğimiz zaman kenar ortay oluyor demiştik şöyle. Çizdiğin zaman kenar orta oluyor. Şu parça şu parça eşit. Kenar orta kenar orta ağırlık merkezi oldu. A iken 2A oldu. E, o yüzden 2S 4S oradan geldi. İşte B iken 2B oldu. E, B iken burası da B 2B şeklinde olur. Bak 2B 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 o şekilde dağıtım oldu. Hatta 1'e 2 oran burada da çıkıyor. O Önce o ispatları yaparsınız. Bak ispatları yaptık. Burası A iken burası 2A oldu. Şunların 3'ü de birbirine eşit oldu. E, bunları gösterdim. Burası B iken burası da 2B oldu. Ondan sonra her alan çıkar. Mesela <laughs> Şuradan başlayalım. Genelde biz benzerlikten başlarız. Hani burada tema orantı var ya 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün karesi nedir? 4 bölü 9. 4 bölü 9. O yüzden burası 4S iken, tamamı 9S. Buraya 5S kaldı. E, o zaman yuvarlaktaki 4S yuvarlaktaki 4S. Yuvarlaktaki 4S diyebiliriz. Sonra 2A'daki 4S ise, A'daki 2S diyebiliriz. Aynı şekilde buraya da 2S diyebiliriz. Hocam burası kaldı. 4, 8, 12 ise burası. 5, 2 ve 2. 9'u buradaysa buraya da 3S kaldı diyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Sonra şu verildiğinde de hocam şu orta taban ya bak S 3S hani 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 S 3S. E şu alanla şu alan birbirine eşit. Hatta 4'te biri bu alanda bu alanda 4'te 1 olacağından dolayı daha doğrusu şu alanla şuradaki alan birbirine eşit olacak ya. O yüzden burası S 3S şeklindeyse burası da S 3S şeklindedir. Aynı eşit olduğundan. S 3S S 3S. Zaten S3S'leri yazdıktan sonra bak şunları yazdıktan sonra S3S'leri yazdın. Şurada da yazdın S3S'leri. Şurada da yazdın S3S'leri. Şurada da yazdın S3S'leri. E o zaman burası yuvarlak. Bak iki eş parçaya bölmüş. Bu alanda tüm alanın dörtte biri değil mi? Evet. şurada kalan tüm alanın dörtte biri yapıyor. S3S S5S. E 5S'in dörtte biri 5 se eğer 4 katı 20 yatıyor. 20 yapıyor. Tüm alan 20 olacak. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16 buradaysa da buraya da 4 test kaldı diyebiliriz arkadaşlar. Yani ezbere değil de bu şekilde bir e, benzerlik ilişkisi kullanılıp ona göre işlemler yapılabiliyor arkadaşlar. Yani üçgen bilgisiyle ispatına ulaşabilirsin. Geldik bir sonraki soruya. Mesela burada böyle oranlamalar verilmiş. O oranlamalar verildiğinde hani hop köşegeni çizeriz. Köşegenler birbirine ortalar. Kenar ortay kenar ortay. Hocam ağırlık merkezi oldu. Ee, ağırlık merkezi olduysa o zaman burası A iken burası 2A olduğunu. Buranın B iken buranın 2B olduğunu. Hatta burası C iken 2C. 3C iken 3C. Burası da C. 2C olduğunu direkt söyleyebiliriz. Yani şöyle o karışıklık ortadan kalksın. Şunları bulmuş olduk arkadaşlar ispat yöntemiyle. A iken 2A. B iken 2B. E, şu üç parçanın da ne olduğunu bulduk arkadaşlar. Birbirine eşit olduğunu bulduk. Yani şurası, şurası ve şurası birbirine eşit. Hadi alan dağıtalım. BKL'yi kaç vermiş? 6 vermiş. E hocam BKL 6. Tamam aklımda bulunsun. Şu B'D kalan şu benzerlikten başlayalım arkadaşlar. Rasyonel sayı olmamasını istiyorsak genelde benzerlikten başlıyoruz. 2 bölü 3'ün karesi nedir? 4 bölü 9. 4 bölü 9. 4 A iken burası 9 A olacak tamamı. 5 A kaldı buraya. S'deki 4 A ise S'deki 4 A'dır. S'deki yine 4 A'dır. Sonra 2A'daki 4A ise A'daki alan 2A'dır. Aynı şekilde burası da 2A'dır. 4, 8, 12 ise burası. Burası da 12 yapacak. E, 5, 6, 7, 8, 9. O zaman buraya kaç A kaldı arkadaşlar? 3A kaldı. Yani 3A eşittir 12 ise eğer A'yı biz böylelikle kaç buluruz? 4 buluruz. Bizden A, L, K, C isteniyor. 5, 6, 7, 8, 9. 9A isteniyor bizden. Bu 9A'da A'yı da 4 bulduğumuz için cevap kaç çıktı? 36 çıktı. Yok 3A eşittir. 6 ise 12'lerden geldi. 3A 6 çünkü A'yı buradan 2 bulduk. A'yı 2 yazacak olursak 9 kere 2 de kaç çıkıyor arkadaşım? 18 çıkıyor. Evet işlem hatası yapıyorduk neredeyse. 35. soruyu 18 bulduk. Geldik 36. soruya. Evet orta noktalar. Şunlar orta nokta. Orta nokta. Şunlar da aynı şekilde orta nokta orta nokta. Başlayalım bir yerden. Hocam A iken burası 3A'dır. E, bu alan 4'te biri, bu alan da 4'te biri. O yüzden burası da A iken 3A'dır. A iken 3A'dır. A iken 3A'dır. Çünkü buralar hep 4'te biri olacağından dolayı. E madem 4'te biri 3, 4, 5. Tüm alanda 5A'nın 4 katı değil midir? Çünkü 4'te biri 5A ise o zaman tüm alan 20A yapacak diyebiliriz. Tüm alan 20 ise 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16A. Buraya da kaç A kaldı o zaman? 4A kaldı 20A'ya tamamlaması için. Bank yapılacak alanların toplamı 8'miş. 1, 2, 3, 4 bunlara bank yapılacakmış değil mi? Evet 4A'yı 8 vermiş. A'yı böylelikle kaç buluruz? 2 buluruz. Boyalı oynama alanı. Şunlar da oynama alanıymış arkadaşlar. Yani bizden ne isteniyor? 4, 3, 6, 9, 12, 16. 16A isteniyor. A yerine 2 yazdığımızda cevap da 32 yapar mı? Yapar. ÖSYM e sordum böyle bir soru. Sordu arkadaşlar. Bu şekilde ezberlemeyin. Çünkü ezberlemeye kalkınca sıkıntı yaşarsınız. Şahsen ben zamanında ezberlemeye çalışmıştım. Olmamış da hep karışıyor. Evet burada da böyle mesela. E arkadaşlar dediğimiz gibi şunu şöyle çizecek olursak. Köşegenler birbirini ortalıyor mu? Ortalıyor hocam. A kenar ortay kenar ortay. Heh, biraz öncekilerde böyle üçgende şuradakinde mesela arkadaşım. Şuradakinde Çizdik ama şekil karışıktı, ispatı yaptıktan sonra sildik. Aa burada, bak dikkat et çok güzel bir soru. Burada alanlarla ilgili bir şey isteniyor. Önce ben şekli şekli şey yapıyorum, soruyu sonra okurum. Hocam, şu kenar ortay bu da kenar ortay. Alanları paylaştırmamız isteniyor. Bak, kenar ortay kenar ortay, ağırlık merkezi alan ilişkisi kullanabilirsin. Ne yaparsın o zaman, hocam? Bu ağırlık merkezi olduğu için bir üçüncü de çizersem, burada alanların hepsi birbirine eşit olmuyor mu? Evet. Bak aynı şekilde burada da kenar ortay kenar ortay ağırlık merkezi oldu burası. Hop şunu şöyle çizecek olursan. Bu da aynı şekilde 6 eşit parçaya bölmüyor muydu arkadaşlar? Bak ağırlık merkezi alan ikisini paralel kenarda da kullandırabiliyorlar. Şimdi soruyu tam anlamıyla okuyayım. Fatma ve Cemal paralel kenar şeklindeki bir bahçeyi çapalamak için böyle yerler ayırmıştır. Mavi olan alanları Cemal, sarı olan alanları Fatma yapacakmış. Cemal'in çapaladığı alan Fatma'nın çapaladığı alandan 40 fazlaysa Cemal'e bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, A. Eksi Fatma'nın ki 1, 2, 3, 4, 4, A. Cemal Fatma'dan bu kadar fazla çapaladı. Yani 40 fazla çapalamış. 4, A eşittir 40 ise A'yı böylelikle 10 olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? Tüm bahçenin alanı isteniyor. Yani 12A isteniyor. 12A neye olacaktır? A yerine 10 yazdığımızda cevap böylelikle 120 çıkar. Örnek 37'yi 120 bulduk ve geldik son soruya. Evet ABC'de paraya kenar bak kenar ortay kenar ortay vermiş. Köşegeni çizecek olursan bak ne çıktı illa kuralla çık olacak diye bir şey yok. Bak işte o yüzden üçgen bilgisini bilin. Hocam ağırlık merkezi oldu buradası. ha ağırlık merkezi ve alan aynı anda işin içindeyse o zaman diğeri de sen çiz. Diğer ağırlık merkezinden geçen doğruyu da çizdiğin zaman 6 eşit parçaya ayırdığını biliyorsun. E hocam burası 6A. Köşegen paraya kenarda iki eşit parçaya ayırıyordu. Burası 6A iken burası da 6A mı yapar? Evet. E buradaki alanı yani 2A'yı adam sana 6 vermiş. A buradan kaç geldi? 3 geldi. Alan ABC'de isteniyor. 6A burada 6A burada toplamda 12A isteniyor. A yerine 3 yazdığımızda cevap ne çıktı arkadaşlar? 36 çıktı. Evet gördüğünüz üzere genelde nereden çıkıyor arkadaşlar? Hep üçgen bilgisiyle çıkıyor. Ve temel muhabbeti bileceksiniz. İşte tüm alanın yarısı olması, dörtte bir olması, bir de beş yıldızlıyı da bileceksiniz. Beş yıldızlıyla alakalı çok fazla soru çözmedik ama bundan sonraki yerlerde de beş yıldızı kullanacağımız sorular mutlaka vardır arkadaşlar. Ee, bir, bir iki tane soru çözdük herhalde o soruyla ilgili. Ama devamında sorusu gelecektir büyük ihtimalle. Ee, bu alanı burada bırakalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda alana devam edelim. 3 sayfayı bitirdik. Hatta 4. sayfaya geçtik. Bir sonraki videoda paraya kenarın son videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.